Merhaba kıymetli okurlar ve takipçiler. Köşe yazılarımı, röportajlarımı yayınlayacağım kişisel blog sayfamın ilk yazısı ile sizlerleyim. Elbette hedefim sizlere her gün yazıyla ulaşabilmek. Bu konuda çeşitli projelerim var. Zaman içerisinde bunun yansımasını göreceğinizi ümit ediyorum. En kötü konulardan biri de gazetecinin işsiz kalmasıdır. Duygusallaşma yoğunluğu yaşamakla birlikte ben şimdi ne yapacağım sorusu aklınıza sık sık gelir. Geceleri uyku dahi tutmaz. Telefonlarınız bir anda susar. Kimse arayıp sormaz. Ben de aldığım karar doğrultusunda enerjimi parası olanların kurduğu dijital gazeteler yerine vatandaşların destekleyeceği gokanilhan.org için harcayacağım. Blog sayfamın dışında yakın zaman içerisinde şimdilik 445 takipçisi olan YouTube kanalımı da devreye sokacağım. Bu kanalda da haftanın bir günü veya iki günü gündem değerlendirmesi yapacağım. Ayrıca Spotify üzerinden sabah işe giden, akşam eve dönen vatandaşların köşe yazılarımı dinlemeleri için kendi sesimle podcasts yayınlamayı da planlıyorum. Mücadele içerisinde geçecek uzun bir süreç için kollarımı sıvadım. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Şimdi gelelim konumuza. Geçtiğimiz günlerde Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail'in istihbarat servisi Mossad'a yönelik İstanbul merkezli 8 ilde yürütülen operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 34 kişi gözaltına alınırken 143.830 euro, 23.608 dolar ve farklı ülkelere ait para birimleri ele geçirildi. Bu operasyonda 15 kişi tutuklanırken geri kalan 19 kişinin sorguları devam ediyor. MİT'in Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en önemli operasyonlardan birine imza attığını düşünüyorum. İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırıları kesmeden devam ettiği bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti İsrail'e önemli bir gözdağı verdiği açık ve nettir. Mossad'da çalışan istihbarat elemanlarının her türlü maskeyi yüzlerine taktıklarını da toplum bir kez daha görmüş oldu. Operasyon esnasında türbanlı kadınları hacı sakalı bırakmış şahısların gözaltına alınmasını şaşkınlıkla takip ettik. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez sosyal medya hesabından Mossad ajanı olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından kamuya alınan Mısırlı Mossad ajanı doktoru paylaşarak durumun vahimliğini gözler önüne serdi. Turhan Çömez'in bu paylaşımının ardından konuyla ilgili hemen güvenlik uzmanı Mustafa Böğürcü'yü aradım. Gelişmeleri yakından takip eden Mustafa Böğürcü şu ifadeleri kullandı. MİT tarafından yakalanan Mısırlı şahsın mesleği doktor. Vatandaşlık verilip kamuya alınmış ve İstanbul'un Fatih ilçesinde aile hekimi olarak görev yapıyormuş. Mustafa Böğürcü'nün bu açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili bir açıklama yapmaması yaşanan skandala çanak tutmaktan başka bir şey değildir. Aklıma gelen sorular ise güvenlik soruşturması niçin yapılmadı? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını ne karşılığında verdiniz? Şahıs Türkçe bilmediği halde kamuya nasıl alındı? İskender Paşa Menzil Tarikatı'na bağlı üyelerin ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı'nda görev yaptıkları biliniyor. İskender Paşa ve Menzil Tarikatı'nın İsrail ve Mossad bağlantısı araştırılacak mı? Yazımı Molye'nin bir sözüyle noktalamak istiyorum. Zorluklar başarının değerini arttıran süslerdir. 8 Ocak 2024 Yaka Çık.